Evet arkadaşlar, hazır mısınız? Elimizde son kalan sihirli biletimizi harcıyoruz. Ne için? Okulumuza gelmesini istediğimiz fakat bir türlü getiremediğimiz birisi için. Kim? Yavuz Seçkin. Evet, şimdi karşınızda Yavuz Seçkin. Yavuz Seçkin, Yavuz Seçkin, Yavuz Seçkin, Yavuz Seçkin. Tamam. Yavuz Seçkin kim ya? Ben Mustafa Topaloğlu. Kardeşim yine beni yanlış yere ışınladınız. Bundan sonra Mars'tan ışınlanmayacağım. Direkt Jüpiter'den geleceğim. Hem kısa hem ucuz. Yes. Ne haber çocuklar? İyiyiz. Benden bir isteğiniz var mı? Aslında benim var. Ya tamam Nelda, yaptım bir hata. Ama en kısa zamanda telafi edeceğim, merak etme. Arayıp bulacağım adamı, sihir yapacağım. Bütün her şeyi unutturacağım. Ya zaten aval aval bakıyordu. Bence ne olduğunu anlamamıştır bile. Hadi anladı diyelim. Anlatsa bile kimse ona inanmamıştır. İnan bana. Pardon canım. Alo? Selda, kız benim, ben Aydın. Kuşum Aydın. Aa, kuşum Aydın mı? Ay kız bacım, aşk olsun. Kedinle konuşuyorsun, bana haber vermiyorsun. Bacım, yeni bir programa başlıyorum. Evet, kedini ve seni davet edeceğim. Hep beraber oynayacağız bacım, göbekler atacağız. Bilmem ki, ablama sorayım bakayım. Ablam izin verirse gelir. Sonrasına bacım, Ahü ile Meriç gelecek, yarılacağız beraber. Merhaba abla. Benim hiç cadım olmadı biliyor musun? Ne güzel abla. Sopası da var uzun. Hayır. Çocuklar artık bana müsaade. Ya. Ama saat 12 oldu. Sabah bir sürü işim var. Peki o zaman. Çok teşekkür ederiz Yavuz Bey. Ay yok, ben dayanamayacağım. Öpeceğim, öpeceğim. Öptüm bak. Çok teşekkürler. Hadi kendinize iyi bakın. Al beni Marslı. daha ne var ne yok? Hiç. Ne olsun? Biz ders çalıştık değil mi bütün gece? Bana sormayın, ben daha yeni geldim. Bakmadığım yer kalmadı. Bulamadım bir türlü. Aa, ne oldu Selda hala, kim yok? Şu dumanla konuştuğumuzu gören adam. Ya boş ver Selda hala, bunun için üzüldüğüne değer mi? Ben onun için üzülmüyorum ki Ayşegül. Sen dün gece Binbir Gece'yi seyretmedin galiba. Ben Onur'la Şehrazat'ın aşkına ağlıyorum. Of, of. O ne aşk öyle. 595 yıllık hayatımda bana bir kez bile öylesi denk gelmedi. Hala Şehrazat'la Onur'un aşkına ağlıyorsun değil mi? Sen de mi? Ben de. Ay canım ablacığım ya. Ay ben kaçırdım. Çok mu duygusal bir bölümdü? Sorma. Bir de tam öncesinde arka sokaklar. Orada da ay Murat'la Zeynep'in aşkı. Salı akşamları heba oluyoruz, heba. Ah doğru. İşte aşk dediğin şey böyle bir şey olmalı. Doğru. Çünkü o dizilerdeki aşklar ne kadar dolu dolu, yoğun yoğun, böyle damardan yaşanıyor. Oysa gerçek hayatta öyle mi? Kara kuru ilişkiler. Dizi aşkı tadına en çok yaklaşan da herhalde Dilaver'le benim aşkım olmuştur dünya tarihinde. Dilaver mi? Ferit demek istedin herhalde. Niye? Niye Ferit demek istemiş olayım ha? Benim Dilaver'le olan aşkımı kıskanıyorsun değil mi? Niye sen karışıyorsun? Çünkü Dilaver'de gözün var senin ve bunu açık açık belli ediyorsun. Ay Selda, yine lafı döndün, dolaştırdın, nereye getirdin ha? Of, neyse, senle tartışamam ben. Okula gidiyorum. Geliyor musun Ayşegül? Ben çantamı alıp hemen geliyorum Melda. Tamam. Ya, Selda hala, sana bir şey soracağım. Bu sor. Gerçek aşk dizilerdeki gibi olan aşk mı? Tabii ki, tabii ki Ayşegül. Yani dizilerdeki aşk gerçek hayattaki gibi rutin değil.
Sürekli inişler, çıkışlar, kavgalar, ayrılıklar, barışmalar, kavuşmalar, kıskançlıklar. Dolu dolu, yoğun yoğun. Oysa gerçek hayatta en güzel görünen söz ya da davranışlar bile aynı şekilde tekrarlanmaya başladığında sıradanlaşıyor. Sıkıcı olmaya başlıyor. Oysa sen televizyondaki aşk hikayelerini izlerken sıkılıyor musun? Asla. Böyle senelerce kilitlenip kalıyorsun ekrana. Oysa gerçek aşk bir süre sonra bitmeye mahkum. Yani şimdi bizim Selim'le olan aşkımız bir gün bitecek mi? Ne yazık ki. Ama ben hiç bitmesin istiyorum. O zaman dizi tadında yaşa aşkını. O nasıl olacak? Bu sihirli kumandayla aşkına dizi muamelesi yap. Sıkılmaya başladığın zaman şak basıyorsun, saplıyorsun. Aşkına hareket geliyor, hareketleniyor. Hadi hadi, hadi git Melda Hanım'ı daha fazla bekletme, hadi hadi. Tamam, sağ ol, görüşürüz. Git git biz de Duman'la 340 milyonluk nafaka borcunu ödemek için dünyayı ele geçirme operasyonumuza devam edelim. Duman, gittiler, hadi gel. Nihayet, senin de çenen düştü mü durmuyor Selda, çak 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 çak. Sen konuşurken nafaka yazıyor burada bana. Öf Duman, hadi gel. Evet, yeni bir okul günü daha başlıyor. Evet, yorucu, sıkıcı ve stresli. Aa, okul dediğin ciddi bir yer Ayşegül. Hep eğlence olmaz ki. Ama televizyon dizilerindeki okullar çok eğlenceli oluyor. Ayşegül, zaten yorucu ve stresli olan bir yeri tatsız ve sıkıcı göstermenin hiçbir yararı yok, değil mi? O yüzden dizilerde her şeyin eğlenceli yanlarını gösterirler. Keşke bizim okulda televizyon dizilerindeki kadar eğlenceli olsaydı. O zaman hiçbir şey öğrenemeden mezun olurdu. Ama çok eğlenirdik. Eğlenmenin de öğrenmenin de yeri var Ayşegül. Hadi yürü. Peki. Sen yine de çok şanslısın. Bak her sabah seni okulun kapısında elinde çiçekle bekleyen biri var. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın Selim. Günaydın Ayşegül. Dizilerdeki aşk öyle gerçek hayattaki gibi rutin değil. Sürekli inişler, çıkışlar, kavgalar, ayrılıklar, barışmalar, kavuşmalar, kıskançlıklar. Hepsi de böyle dolu dolu, yoğun yoğun. Oysa gerçek hayatta en güzel görünen söz ya da davranışlar bile aynı şekilde tekrarlandığında bir süre sonra sıradanlaşır, sıkıcı olur. Ama ben hiçbir zaman sıkılmak istemiyorum bu aşktan. Efendim canım? Yok bir şey. Güzel oldu ama sanki biraz sesi yüksek. Yeter artık her sabah çiçekle beklemeler. Evlen benimle Ayşegül, evinin kadını ol. Benimle evlenir misin Ayşegül? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, cevap bile veremiyorsun. Neden? Neden Ayşegül? Neden? Selim, yanlış anladın. Yok, yok. Ben anlayacağımı anladım Ayşegül. Bırak beni. Selim! Selim dur! Selim! 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 Açılın lütfen, dağılın. Açılın. Durun! Merdan'la ne oluyor burada? Selim iyi misin? Ah, koridorda önüne bakmadan koşarken... Yine koridorda önüne bakmadan koşan rüyayla çarpışmış. Derhal hastaneye götürmemiz lazım. Açılın. Tamam heyecan dediysek bu kadar da değil. Ayşegül Hanım. Buyurun. Evet. Yok yok olmaz. Bu vicdan azabıyla yaşayamam. Artık takatim kalmadı, dayanamayacağım. Sizinle mutlak surette konuşmamız lazım. Tamam, buyurun konuşalım. Yo, hayır. Hayır, burada olmaz. Okul yolunda, okul binasına tam 142 metre kala bir yol ayrımı var. O yol ayrımında saat tam 12.36'da buluşalım.
Her şeyi açıklayacağım. Unutmayın, saat tam 12.36'da. Ama şey, saatleri ayarlasaydık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.